Arkadaşlar merhaba. Kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. BIST 100 günü 10165.52 puandan %1.14 artışla kapattı. BIST 100'ün işlem hacmi 89 milyar 367 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör iletişim %2.42 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör spor %4.18 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 314 dolar 54 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 229, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 324, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 11. Wood Company Ford Otosan için hedef fiyatını 905 lira 50 kuruştan 1554 TL'ye tavsiyesinde tuttan ala yükseltti. Ak yatırım Tüpraş için zayıf birinci çeyrek 2024 finansal performansı fiyatlanmış olabilir. Tüpraş için 12 aylık hedef fiyatımızı %15 artırarak 244 TL'ye yükseltiyoruz dedi. Yatırım finansmanda TAV havalimanları için 12 aylık hedef fiyatımızı 245 TL'den 324 TL'ye yükseltiyor. Tavsiyemizi endeks üstü getiri olarak koruyoruz dedi. Şeker yatırım Vespe için 1. çeyrek 2024 finansalları sonrası 12 aylık hedef fiyatımızı pay başına 30 lira 55 kuruş seviyesinde koruyoruz. Hedef fiyatımız %48 yükseliş potansiyeli taşırken al tavsiyemizi devam ettiriyoruz dedi. Evet arkadaşlar geçelim kap haberlerine. Platform Turizm PL Tur kar payı dağıtım kapı. Arkadaşlar Platform Turizm hisse başına 5 kuruş hemen hemen 5,5 ,5 kuruş nakitine temettü ödeme kararı aldı. Herhangi bir tarih belirlememişler. Kontrolmatik, Pomega Enerji depolama teknolojileri hakkında e, bilgilendirme yaptı. %88.1 bağlı ortaklık Pomega Enerji'ye Mediter Mediterra Capital ve yatırımcıları tarafından 40 milyon dolar sermaye aktarılması ve karşılığında Pomega'nın %8 hissesinin Hit Mediterra Capital ve yatırımcılarına devredilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey. Şu anda kontrol Mati'nin fiyatına bakalım. Şurada olacaktı. Yani dikkatinizi çekmek açısından hemen dolar bazlı baktığımız zaman Evet, dolar bazlı bakıyoruz. Şu anda 1 milyar 115 milyon bu şirketin piyasa değeri ver Yani hisse sayısını çarptığınız zaman e, hisse adetini ve piyasa e, hisse fiyatını çarptığınız zaman karşınıza 1 milyar 115 milyon bir para çıkıyor. Oysa ki bu şirketin Pomega Amerika'dan sadece 2032 yılına kadar 1 milyar dolar e, teşvik alacak. Bu birincisi. İkincisi bu şirketin bilgilerine baktığımız zaman buradaki Plan S var, Kontrolmatik e, Camerun var, Pomega var, efendim esirin Progressi var, Kontrolmatik Teknoloji, e, Enver, e, efendime söyleyeyim Yani McFly, Pomega, e, Storage, Signum Teknoloji, Emek, e, yüzde on buçuk hemen hemen ortaklığı var. Yani bu şirketin değeri 1 milyar 115 milyon. Fakat bakın burada gördüğünüz üzere toplam e, Pomega enerji için 500 milyon dolar değerleme üzerinden yani sadece Pomega'yı 500 milyon dolar değerleme üzerinden yüzde sekizini arkadaşlar yüzde sekizini 40 milyon dolara satıyorlar peki bu şirket 2020'de 22 yılında da ki ben o kapı sizinle paylaştım 2022 yılında iş portföy yüzde onuna karşılık 21 milyon dolar fon olarak aktarmıştı Kontrol Matiye. O günkü Pomega'nın değerlemesiyle bugünkü değerlemesine baktığımız zaman o günkü değerlemesi 210 milyon dolar üzerineydi. Bugünkü değerlemeye baktığımız zaman 500 milyon değerleme üzerinden değerlemişler. Yani Pomega'nın 2 yılda 210 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkmış. Tabii ki buradaki hisse piyasa şu anda o kadar kötü, o kadar alıcısız ki yani e, Bist 100'ün e, işlem hacimine baktığımız zaman 89 milyar bir işlem hacmi var. Piyasa kötü, alıcısı yok, zayıf bir piyasa olduğundan dolayı aslında bu haberleri bile fiyatlamıyor e, diyebilirim. Yani içsel bilgileri paylaşanlar bile yani çok düşük e, miktarda para kazanıyorlar diyebilirim e, bunun için. Horoz Nakliyat şirketimizin Bolor Lojistik arasında... Satış kapasında aslında biraz uzun bir kap yapmışlar. 2000 yılında Fransa taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren Bolora Lojistik ile ortak olarak kurduğumuz ki %47.98 pardon %95 oranında paya sahip oldukları Horoz Bolor Lojistik Taşımacılık AŞ'nin %47.95'ine denk gelen şirket paylarının Bolor Lojistik'e 16 milyon 270 bin dolar e, da var. Karşılığında satışına yönelik hisse devir sözleşmesi imzalamış. Kuzey Boru ihale süreci DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı fiyata vererek birinci olmuşlar. İhale bedeli KDV dahil 20 milyon 720 bin TL'ymiş. Aselsan yeni iş ilişkisi sipariş almışlar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi e, ile Aselsan arasında özgün helikopter projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik 48 milyon 760 bin dolar tutarında sipariş alınmış. Yani TUSAŞ'la arasında. Derimot kar payı dağıtım kararı temettü ödemeyeceğini bildirdi. Turex turunç madencilik Marbal finansal duran varlık edinimi Hemen bakalım Mermer ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere 100 bin TL sermayeli Turel madencilik firmasının kurulmasına ve %60 oranda iştirak edilmesine karar verilmiş. Gesan yeni iş ilişkisi Sunar Mısır entegre tesisleri ile Yozgat'ta arazi güneş enerji santrali yapılması hususunda sözleşme imzalanmış sözleşme bedeli vergiler hariç 3 milyon 37 bin 500 dolardır demişler. Sayas yeni yatırım hakkında bilgilendirme yapmışlar. Fabrika binasının ve taşınma sürecinin Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyormuş. Bu gecikme planlanan kapasite artış ve siparişlerin gecikmesine yol açacak herhangi bir durum teşkil etmemekteymiş. Merkezi kayıt kuruluşu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusuna baktığımız zaman burada en yüksek ee, borsada dönüşecek e, hisse VRGYO yani Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan geldi. İki tane ana ortak birisi Emre Fırat diğeri de Sevda Fırat her biri 6 milyon 150 bin adet lotunu borsada işlem gören tipe dönüşüm için duyuru yaptı. Yani 13 milyon lotunu borsada satacaklar oysaki yani yeni halka arz olmuş bir şirket arkadaşlar halka arzlar konusunda daha sonra değineceğim e, bu konu çünkü gerçekten önemli zira şu anda halka arzlardaki tren yavaş yavaş kaybolmaya başladı bizler ne yapacağız stratejimizi vesaire hepsini e, başka bir gün konuşacağız geniş geniş Evet Borsa İstanbul hak kullanım kapı. Bu, bu, e, bu bilgiyi dün, dün size vermiştim. Şeker Bank %34.40 oranındaki bedelli sermaye artışı yarın yani 6. ayın 13'ünde gerçekleşmiş olarak e, bölünmüş olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Euro Power yeni iş ilişkisi Kırgız, Kırgızistan'daki altyapı projelerinde kullanılmak üzere yurt içinde yerleşik bir firma ile orta gerilim anahtarlama ürünleri siparişi konusunda sözleşme imzalanmış. Sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 4 milyon 82 bin dolardır demişler. Derlüks Yatırım Holding der der hal ya da derhal kar payı dağıtım kararı maalesef temettü ödemeyeceklermiş. Adra gayrimenkul AdGYO 7 yeni arzlardan geri alım programı başlatma kararı aldı arkadaşlar azami miktar olarak 20 milyon lot ya da 600 bin TL para ayırmışlar. Toplam bir yıl boyunca geri alım programı yapacaklarmış. Kiler Holding kar payı dağıtım kararı o da temettü ödemeyeceğini bildirdi. Borsa İstanbul volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında kaplamim, kaplamim paylarına yarın seans başından 7. ayın 12. seans sonuna kadar büyük takas uygulanacakmış. Yine aynı tarihlerde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında tek to paylara da kredi kredili işlemlere yasak gelmiş. Yine aynı tarihlerde e, Drit paylarına da emir paket tedbirle işlem görecekmiş. Morgan Enerji, Morgan Kar Payı dağıtım kararı temettü ödemeyecekmiş. Karel Vodafone telekom, Telekomünikasyon AŞ ile iş ilişkisi Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde yer alan 51 ildeki bazı istasyonlarının her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetleriyle fiber optik hatlarının her türlü bakım ve onarım hizmetleri iş ihalesini kazandığımız Vodafone tarafından resmi olarak bildirilmiştir. 3 yıl boyunca toplam 5 milyar TL civarında e, işin hacmi olması bekleniyormuş. Evet arkadaşlar bir başka konuda bugün ekonomiste ekonomist.com'da bir yazı vardı Özlem Bay Yılmaz tarafından kalem almış bir yazı. Bu yazıda e, transformatörle ilgili bir e, yazı, yazıydı bu. Transformatör pazarından e, bir alan olan güç trafosu işi son yıllarda hızlı büyüyerek 2 milyar TL hacme ulaşmış transformatör işi. E, bu alanda e, dünyada sınırlı sayıda, bunu daha önce size ben paylaştım. Elektrik e, tüketimi arttıkça en fazla transformatöre ihtiyaç duyulacaktır. Bu e, tabii çok fazla da e, üretici olmadığı bir alan. Beta Enerji, Astor Enerji ve Euro Power Enerji gibi şirketlerde atağa kalktı demişler. Elektrik talebi dünya genelinde her yıl artmakta, artmaya devam ediyor. Bu da ek enerji ekipmanı ihtiyacına bağlı olarak Transformatörlere olan talebi artırıyor Niye? Transformatörün enerjiyi dönüştürme ve iletimde alternatifi yok arkadaşlar Dünyada yaklaşık 60-65 milyar dolarlık bir hacma sahip olduğu Tahmin edilen transformatör pazarının 2032 yılında 110 milyar doları bulması bekleniyor Türkiye'de ise transformatör pazarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyormuş. Geçen yıl 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren sektörün bu yıl da aynı, aynı seviyelerde ihracat yapması bekleniyor. Türkiye transformatör sektöründe birçok yerli ve çok uluslu şirketler faaliyet gösteriyor. Bu tabi burada da öne çıkan iki tane şirket var: Euro Power ve Astor Enerji. Arkadaşlar benim aldığım e, karar ki e, o haberi dünyada enerji ihtiyacının arttığı zaten göz önünde herkes bilinen bir şey. arttığı için bu alanda yatırımımı artırmak kararı aldığımı o zaman da size söylemiştim. Hala aynı görüşteyim. Arkadaşlar bilgiler bugünler bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.